Ömer Şahin'in Açık Oy, Açık Sayım Başlığını verdiği yazısını paylaşıyoruz. Bundan önceki kongreyi hatırlayalım. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu 1353 geçerli oyun tamamını almıştı. Merkez Karar Yönetim Kurulu seçiminde ise en yüksek oylar Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan'la Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'e çıkmıştı. Daha önemlisi en düşük oyun o dönem Genel Başkan Yardımcısı olan Süleyman Soylu'ya çıkmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da delegelerden çizik yemiş 1257 oyda kalmıştı. Binali Yıldırım'a çıkan oysa 1259'du. Pazar günkü kongrede Binali Yıldırım 1411 delegenin 1405'inin oyunu almayı başardı. 6 oy geçersiz sayıldı. Partinin genel başkanı, başbakanı kırgın ayrılıyor. Bunu kongre salonunda söylüyor. Alkış alıyor ama kongrede herkes neredeyse oy birliğiyle yeni isme destek veriyor. Açıklanmadı ama MKYK listesi de aynı oyu almıştır. Bir nevi hazır liste zarfa konup sandığa atılmış. Ne inceleme yapılmış ne de alternatif isimler yazılmış. Böyle olması muhtemel çünkü oylama sandığı önünde baraj kurulduğundan yakınıyordu bazı partililer. Her sandığın başında görevli iki partili delegeleri kabine girmeden oy kullanmaya teşvik etmiş. O yüzden çizik yüzü görmemiş, tertemiz liste çıkmış ortaya. Tek parti döneminde açık oy gizli sayım vardı. AK Parti de kendi kongresinde açık oy açık sayım modelini uygulamış. Binali Yıldırım'ın gelişiyle hocayla reis arasında ping pong topuna dönen kararnameler red hızıyla imzalanacak. Emniyet müdürleri, valiler ve büyükelçiler kararnamesi İvedi çıkarılacak. Davutoğlu'na takılan müsteşar ve genel müdür atamaları yapılacak. İki isme dikkat. Davutoğlu, Sakarya Valisi'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve Süleyman Karaman'ın Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlığını geri çevirmişti. Süleyman Bey'in yüzü gülüyor bakalım, Vali Bey de coşacak mı? AK Parti'de ne olacağını Allah ve Tayyip Erdoğan'ın dışında kimse bilemez. Allah'ın işine karışılmaz. Tayyip Bey de işine karıştırmaz demişti önemli bir partili yıllar önce. Kimin bakan olacağına ilişkin haberler, yorumlar ön seziden öteye geçmez. Bu böyle biline. Bakanların çoğu bile televizyondan öğrenmiyor mu? Başbakan Yıldırım'ın kabine listesiyle Beştepe'ye gideceği haberleri gerçeği yansıtmıyor. O günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı liste beklemez, olsa olsa listeyi verir. Her şey hazır. Vakti saatini bekliyor. AK Partili vekiller de lacileri çekti, kırmızı plaka hayalleri kuruyor doğal olarak. Ankara'da Bakan Toto listesinden bir demet. En kritik isim Mehmet Şimşek. Giderse yerine taliplisi çok. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'nda kalma ihtimali arttı. Albayrak'ın alternatifi yakın arkadaşı Mehmet Muş. 17-25 Aralık operasyonlarıyla kendilerini ispat eden Efkan Alay'la Bekir Bozdağ'ın koltukları sağlam. Bozdağ, Şentop'un Adalet Bakanlığı'na gelmesi durumunda Başbakan Yardımcılığı'na kaydırılabilir. Ömer Çelik'in Dışişleri, Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü için adı geçiyor. Dışişlerine geçerse Çavuşoğlu, AB Bakanlığı'na kaydırılıyor. Ekonominin dümenine Nihat Zeybekçi, Nurettin Canikli ikilisi geri dönüyor. Mustafa Elitaş Sanayi Bakanlığı ya da Grup Başkan Vekilliğine, Cevdet Yılmaz'la Sema Ramazanoğlu ise Genel Başkan Yardımcılığına kaydırılabilir. Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir. Binali Bey'in yeri ulaştırmaya adı en çok geçen isim Ahmet Arslan. Lütfü Elvan'la iki kadın bakan gidiyor. Sema Hanım bir ihtimal medyaya kurban vermeme gerekçesiyle kurtulabilir. Kadınlardan Fatma Betül Sayan, Selva Çam, Belma Satır, Öznur Çalık ve Sema Kırcı bir adım önde, diyor Meydan Gazetesi'ndeki yazısında Ömer Şahin.